Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vanarya. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arcanum, A Daemon Rotası 1. sezon 2. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım hemen. Serena içinde bulunduğu dünyanın gerçek olduğunu kabul etmek zorunda kalacak. Ve o açıkça kendi içinde bir şeyler gizliyor. Hadi bakalım. Ay, yaşlılar gibiyim yemin ediyorum ya. Her yerim ağrıyor. Evet. Evet. Bölüm 2. Valle Deleria. Liam, Selina'nın elini açıp bırakmadan malikaneye götürdü. Rüzgarda gıcırdayan eski kapılarda Selina durdu ve tir tir titredi. Burası da ne böyle? Josephine onu arkadan itti. Hadi gidelim, hava soğuk. Yoğun bir ses çok alçaldı. Kuru yapraklar ayaklarının altına çıtırdadı. Selina derin bir nefes alıyordu ve ağzından buhar çıkıyordu. Sisle birleşiyordu. Verandada salonun ahşap ve tabelasıydı. Hotel Valle Deleria'ya hoş geldiniz. Otelde mi yaşıyorlar? Girişte Selina arkasını döndü. Ama şehrin ana caddesine ayrılır ayrılmaz tüm dünya sanki ortadan kaybolmuş gibi. Liam kapıyı açtı ve nazikçe eve doğru el salladı. Lütfen. Burada mı yaşıyorsunuz? Selina şaşkınlığı gizlemeden salonun etrafına baktı. Josephine biraz sinirli eldivenleri çıkardı ve cevap verdi. Evet, sen de. Başını hoşnutsuzlukla sallayarak Selina'ya baktı. Yolda yatarken hep seni kirlettin. Hemen üstünü değiştir. Burada mı? Liam güldü ve Josephine parladı. Tabii ki hayır, odanda. Peki benim odam nerede? Ne saçmalık. Sakinleşmeyecek misin? Unutuyorsan sana göstereceğim. Evet, göster ona. Biraz bitki çayı yapayım. Liam merdivenleri tırmanmaya başladı. Tamam, tamam. Selina ne yapacağını ve nasıl tepki vereceğini bilmiyordu. Şimdi akışını bırakmaya karar verdi ve Liam'ın peşinden gitti. Selina önde yürüyen Liam'ın arkasına baktı. Gerçek Barış Sokrat gibi görünüyordu. Hareketleri pürüzsüz, neredeyse kadınsıydı. Zaman zaman Selina'ya dönerek attığı bakış, sanki Liam zihinsel olarak farklı bir yerdeymiş gibi ruhani görünüyordu. Beni oyuna getirmeye çalışıyorlar ve onlar aktörler mi? Ama Emily'nin burada ne işi var? Oynamaya mı karar verdi? Sorular birbirini takip etti ama cevap yoktu. Bu Liam bana karşı nazik görünüyor. Bana yardım edebilir. Seninle müttefikler olmadan hem işte hem de hayatta zor olacağını anlamıştı. Bilinçsizce köprüleri için planlar üzerine çalıştığı gibi kafasına zaten bir hayatta kalma planı inşa ediyordu. Titizlikle, soğuk bir zihin ve bir miktar hayal gücüyle. Sonunda Liam durdu. İşte odan. O kapıyı açtı. Çok kötü. Geç. Yani fena değil. Rahat bir oda, muhteşem bir oda, basit bir oda. Evet.
Her zaman en iyilerine layığız. Bu böyle yavaş mı olacak? Hizmetçilerin bu kadar lüks odalarda yaşadığını bilmiyordum. Hayırıma garip giden bir şeyler var. Gerçekten rüya mı görüyorum? Sadece bir hizmetçimiz var. O da sensin. Liam kapı çerçevesine yaslandı ve gülümsedi. Ayrıca uzun zamandır Yosef haline bu oda için yalvarıyorsun. Selena yatağa gitti ve elini yumuşak yatağın üzerine gezdirdi. Bu işte gerçekten iyiyim. Kız kardeşimin yanına gideceğim. Üzerini değiştir ve bize gel. Nasıl isterseniz efendim. Liam sesindeki ironiyi yakalamadan başını salladı. Selena dolaba gitti ve onu açtı. Kıyafetlere şüpheli bir şekilde baktı. Ve bunları giymek zorunda mıyım? Ay yine şeysin Selena, bir kıyafet çıkardı, sonra diğerini ve yatağa attı. Basit ve rahat kıyafet. İlginç kıyafet. Yamalı kıyafet. Ay geç. Bunu da beğenmedim. Beğensem... Ama burada gerçi bir kere daha alma şansımız yok bu hikayede. Yani o özellik sonradan geldiği için buralarda alamıyoruz. Selena aynanın önünde memnun bir şekilde döndü. İlginç, bana uyuyor. Üzerini değiştirdikten sonra koridora çıktı. Aşağıya inmek için acelesi yoktu. Pencere yaklaştı ve bölgeyi inceledi. Kendi bahçeleri var, ne güzel. Birisi ağaçların arkasında dolaşıyordu ama Selena ses yüzünden onu göremedi. Figür doğru ve Selena'ya el sağladı. Pencereden uzaklaştı. Bu jestte mekanik bir şey vardı. Ne hoş karşılayıcı ne de teçhiz edici olan bir şey. Sanki birisi onun kim olduğunu ve buraya nasıl geldiğini biliyormuş gibi. Sanki ona dalga geçiyormuş gibi. Selena tekrar pencereden dışarı baktı ama artık kimse yoktu. Omurgasından aşağı bir parti geçti. Doğruldu. Yaklaşan bir tehdit çizgisinden bir yay gibi gerildi. Selena içgüdüsel olarak arkasını döndü. Koridorun derinliklerinde birinin süreyetini gözetmeye çalıştı ama yapamadı. Karanlıktan uzaklaştı. Burada ne yapıyorum? Neden bu kadar güvenerek onların peşinden gittim? Bu eve girmek korkunç. En aptalca bir hataydı. Ne kadar aptalsın Selena. Yine de gidecek hiçbir yere yoktu. Bu şehrin her köşesi onun için eşit bir tehditti. Buradan çıkmamız gerek. Duvara yaslandı. Yavaş ilerlemeye başladı. Ama koridorun karanlığında pusuya yatmış bedensiz, her yerde hazır ve nazır tehlike onu kaçmaya zorladı. Koridor sonsuz görünüyordu. Selena hep her kapıya yaklaştı. Ama onların sadece daha ileriye, bu eski evin ağzının derinliklerinde indiğini anladı. Merdivenleri bulamadı. Selena'nın takıntısı vardı. Sonunda sanki bulutlar çekilmiş ve güneş çıkmış gibi uzakta bir ışık belirdi. Selena'yı korku labirentinden çıkardı. Merdivenlerle Selena bazen hoşnutsuz çığlıklara dönüşen fısıltılar duydu. Liam'a bir şey kanıtlayan Josephine'di. Selena aniden durdu, nefes aldı. Vücudun titremesi yavaş yavaş azalmaya başladı. Selena duyarlılığını sırıttı. Vay be, basit karanlıktan çok korktum. Sakinleşmen ve kendini toparlaman gerek. Aşağıdan gelen sesler yine dikkatini çekti. Kahretsin, belki de burada nereye olduğunu anlamama yardımcı olacak bir şeyler söylerler. Ev sahiplerinin konuşmalarına kulak misafiri olmak ve aynı zamanda çarpan kalbini sakinleştirmek için kaldı. Josephine çaydanlığı bir gürültüyle masaya koydu. Lilith tamamen çıldırdı. Saçmalama. Josephine Liam'ın üzerine eğildi. Parmakları çaydanlığın kolunu sıktı. Bu ne saçmalık? Beni korkutuyor. Bu sefer ne yapacağını kim bilebilir? Onun hakkında böyle konuşma. Davranışını küçük bir şaka olarak kabul et. Lilith kötü niyetli değil biliyorsun. Josephine biraz histerik bir şekilde güldü.
küçük bir şaka. O anda aynanın yansımasında merdivenlerin en tepesinde saklanan Selena'nın gölgesini fark etti. Doğruldu ve iddialı bir şekilde haykırdı. Lilith, çay hazır. Selena onlara indi ve kapıda dondu. Benim adım öyle değil. Liam ayağa kalktı, ellerini ona uzattı. Evet de öyle, sen bizim Lilith'imizsin, unuttun mu? Hadi otur, konuşalım. Selena bir koltuğa oturdu. İç. Selena bardağı ağzına getirdi ama bir yudum almadan dondu. Bu çayı ne koymuş olabileceklerini kim bilebilir? Öte yandan eğer gerçek değilse ve ben deliriyorsam çay bana zarar vermez. Ne yapmalı? Güven ve hiç risk almayın. Risk almayın. İmparator yolundan gideceğimiz için. Selena bardağını indirdi. Josephine kıskın bir şekilde bakışını çevirdi. İlgileniyorum işte. İçmek istemiyorum ama ilgilendiğin için teşekkürler. Burada neler olduğunu anlayana kadar yemeğinize veya suyunuza dokunmayacağım. Onlardan mümkün olduğunda çok şey öğrenmeliyiz. İçimde sık sık müzakere etmek zorunda kaldım. Bu durum çok farklı değil. Asıl mesele kendini kontrol altında tutmak ve panik yapmamak. Selena sesini sakin tutmaya çalıştı. Şimdi buraya nasıl geldiğimi açıklayabilir misiniz? Josephine öfkeyle dudaklarını büzdü. Bu şehirde doğdun. Tam olarak nasıl hakkının daha fazla ayrıntıya mı ihtiyacın var? Selena ellerini katladı, sırtını dikleştirdi ve Josephine'in gözlerinin içine baktı. Burada olmamı henüz açıklayamıyorum. Size sorular soruyorum ama bana hiçbir şekilde yardım etmiyorsunuz. Bir tür saçmalıktan bahsediyorsunuz. Buna inanmak delirmek demektir. Mantıklı bir cevap istiyorum. Josephine sessiz John'a baktı. Bekliyorum. Liam araya girdi. Köşeleri yumuşak bir gülümsemeyle düzeltti. Sana yalan söylemem asla. Sakin olman için sana ne söyleyebilirim Lilith? Bana söyle ve istediğini yapacağım. Doğruyu söyle. Ona inanmıyorsun. Selena baktı. Başını eğdi ve gülümsedi. Aynen öyle. Bana iyi bir şey söylemeyecekler ama söyleyebilecek biri var mı? Şimdi hangi yıl? Josephine düşüncesizce elini salladı ve gözlerini yuvarladı. Liam sabırla yanıtladı. 1838. Seninle sinirle öksürdü ama pes etmedi. Bu hangi şehir? Tospel. Tospel mı? Daha önce hiç duymadım. O nerede bulunuyor? Haritada gösterebilir misiniz? Şehrimiz haritada yok. Ne demek şimdi bu? Neden? Josephine birikmiş sinirini dışarı atarak Liam'ın yerine cevap verdi. Çünkü şehrimiz Sarah'ın unuttuğu bir yer. Bu yüzden. Bu çok saçma. Kilisede birkaç haritacı var ama Tospel diğer şeylerden çok uzakta. Sakinleri yüzyıllardır dünyanın geri kalanlarından ayrı yaşadılar. Ve sadece kralın akrabalarıyla ve hatta birkaç yılda bir temas kuruyorlardı. Tak tak. Biri kapıyı çaldı. Sonra yavaşça açıldı. Döşeme tahtaları gıcırdıyordu. Josephine koltuktan fırladı. Bu o. Konuğu karşılamak için koştu. Liam da kalktı. Seni parmaklarıyla şakaklarını ovarak oturmaya devam etti. Ama aniden tanıdık bir ses duyuldu. Ayağa kalktı, tereddüt etti. Ani heyecanının geçmesini bekledi ve sonra diğerlerinin yanına gitti. Josephine, garip, rahat ve aynı zamanda çok şık giyimli bir adam etrafına dönüyordu. Bu Rob'tu. Sizi bekliyorduk Bay Seashell. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Hava yüzünden yolculuk planladığımdan daha uzun sürdü. Selena onu gördüğünde ilk dürtü ona koşmak ve bu korkunç kuruntuyu ortadan kaldırmasını istemek oldu. Ama ona doğru bir adım atar atmaz kalbi sıkıştı. Merhaba. Ona soğuk ve mesafeli bir tavırla başını sağladı. Yüzüne bir an şaşkınlık belirdi. Görünüşe göre Selena'nın ona nasıl bir rahatlamayla baktığını fark etti. Beni tanımıyor, beni tanımıyor. Korku onu iliklerine kadar işledi. Selena sarhoş gibi sallandı ve sırtını kapı çerçevesine dayadı. Sanki yeri kaymasından korkuyormuş gibi onu iki eliyle tuttu.
Liam Rob'a eğildi. Otelimize hoş geldiniz. Rob yoğun bir ilgiyle salona baktı. İlginç bir mekanınız var. Josephine gururla gülümsedi. Bu konak bize miras kaldı. Kasabamıza turist çekmek için bir otel yapmaya karar verdik. Bir tur attırayım mı size? Yoldan sonra biraz yorgunum. Ah ne diyorum ben? Tabii ki tabii. Sizi odaya kadar geçireyim. Geçir bakalım. Josephine ikinci kata aceleyle koştu. Rob tekrar Selina'ya baktı. Beni tanıyor mu? Ama hayır. Josephine'in peşinden gittim. Ona hiçbir şey söylemedi. Merdivenlerde durdu. Duvarlara asılan resimleri dikkatlice incelemeye başladı. Bakışları bir kadının poğaçasında durdu. Rob'un ilgisinden gurur duyan Liam yaklaştı. Resimlerimizi beğendiniz mi? Onları siz mi çizdiniz? Liam'ın dudakları kıvrıldı ama sonra bir gülümsemeyle yumuşadı. Hayır, ben değil. Bir geleneğimiz var, biliyor musun? Biliyor muydunuz? Otelimizde kalan herkesin portresini çiziyoruz. Umarım koleksiyonumuzu eklemeyi reddetmezsiniz. Rob bir şey söyleme, bir cevap vermek istedi ama Josephine onun sözünü kesti. Bu arada dinlenmeniz gerekiyor. Hadi gidelim. Daha ileri gitti. Rob resmine bir kez daha baktı ve Josephine'i takip etti. Selin onun ikinci katta yükselip gözden kaybolmasını izledi. Umutsuzluk zihnini yenilenmiş bir güçle kapladı. Buradan çıkmamız gerek. Biraz sarsılarak kapıya yöneldi. Sanki bir sesin içindeymiş gibi kolu tuttu ve kenara doğru çekti. Lilith nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Ama nereye? Buradan çok uzağa. Liam ona yaklaştı. Endişeyle omzuna dokundu ama Selena elini kabaca itti. Bana dokunma. Bugün senin neyin var? Burada neler olduğunu bilmiyorum ama bu çılgınlığın bir parçası olmayacağım. Çalışıyorum. Burada dolaşacak zamanım yok. Aklı hezeyanın eşiğindeydi. Ama aynı zamanda Selena düzgün bir şekilde düşünüyordu. Bu şehirden çıkmak niyetiyle konaktan ayrıldı. Kapı Selena'nın arkasından kapandı. Neyse ki Liam onun peşinden gitmedi. Selena nefes verdi. Kendini kafesten kaçan bir kuş gibi hissetti. Ve kafasına tek bir düşünce vardı. Koş. Selena bir adım attı. Sonra daha ve sonra koştu. Selena uzun süre kaçmamıştı. Biriktirdiği sorunlardan kaçan küçük bir kız çocuğu gibi hissetti. Yapraklar ayak altına çıtırdayarak küçük parçacıklar haline geldi. Sesi Selena'nın önünde dağıldı. Ve yakında şehri gördü. Selena nefes almak için durdu. Şehrin dışında medeniyet olabilir. Bir araba durdurup eve gideceğim. Bu yerden uzak bir köy yolunda yürüdü. Selena şimdi sakince yürüdü. Kalbi ve düşünceleri yavaşladı. Eski soğukkanlılığını geri kazandı. Ama derinlerde bir yerde kaynayan kaygı peşini bırakmadı. Ya araba bulamazsam, model şehirler bulamazsam, sonra ne olacak? Selena çatala doğru yürüdü. Nereye gideyim? Fark etmiyor zaten, hepsini seçeceğiz, sol diyelim. Buraya diyelim. Devam etti. Atta her adımda kurtuluşa yaklaşıyor gibiydi. Yol düzdü, neredeyse virajlı değildi. Çok gitmeden Selena sesler duydu, bir gürültü. Sonunda koşmaya başladı. Yolunu Tospil'e götürdü. Ne oluyor lan? Başka bir yoldan gideceğim. Geri döndü ve çatalda tekrar donduk kaldı. Sağ diyelim. Sağ giden yol her zaman doğru yere götürür. Selena yürüdü. Neredeyse koşmaya başladı. Ve sadece köpeğin havlamasını duyduktan sonra yavaşladı. Takıntı geri çekilecek ve uygarlığa görecek mi? Selena ağacın etrafında yürüdü ve onun önünde şehir açıldı. Hala aynı şehir. Selena başını sallayarak geri çekildi. Hayır, hayır, bu olamaz. Geldiği yere geri koştu.
Niye olmasın canım? Bak oldu işte. Orman içine ayrı. Ormanın diğer tarafında başka bir hayat olmalı. Selina ellerinde ve yüzünde kısıklar bıraktığı gerçeğinden dikkat etmeden ağaçların dikenleri ve iç içe geçmiş dallar arasından geçti. Arkasını dönmedi ve durmayı düşünmedi. Selina uzun süre koştu ve sonunda şehir gürültüsü duyuldu. Başardım, başardım. Selina son dalı bir kenara itti. Hayır. İnanamayarak dizlerinin üzerine çöktü. Nereye gitsem hep buraya geliyorum. Bu nasıl mümkün olabilir? Şapkalardaki bayanlar Selina'nın gözünde ne kadar çılgınca göründüğünden habersiz dolaşıyorlardı. Bir zamanlar önüne geçip giden arabalar gibi atlı arabalar ve hatta omnibüsler geçti. Selina nefes almaya ve sakinleşmeye çalıştı. Burası neresi? Döngü şehir gitmesine izin vermedi. Selina kalktı, eteğini silkeledi ve ileri doğru yürüdü. Önüne bakarak yürüdü. Ateşe düşüncelere daldı. Sakinler onu başlarını sallayarak veya basit bir gülümsemeyle selamladılar. Ancak kimse ona uzun uzun bakmadılar. Hemen bakışlarını yana çevirdiler. Belki de onunla konuşmaması gerektiğini düşünmüşlerdir. Selina onunla konuşmaya çalışan herkese saldırmaya hazır olduğunu düşündü. Tamam, değilim ki gitmişte kaldım. Ama tanıdıklarım nereden geldi? Neden beni hatırlamıyorlar? Buradakilerin hepsi insan postuna pürünmüş hayvanlar. Özellikle de sen. Yüzü nefretle buruşmuştu. O anda kendisi bile zar zor bir insana benziyordu. Lanet olsun sana ve dünya senin kabalığına kabalıkla cevap verecek ve kayıtsızlığına karşı kayıtsızlıkla. Lanet olsun sana. Bütün bunları yaşlı kadına laneti olduğunu bir an için düşünsek bile, bütün şehri lanetleyip acı çekmem için sence benim hafızamı bırakabilir mi? Böyle bir şey kim yapabilir? Bu bir rüya ya da halüsinasyon değil. Her şey çok gerçekçi. Ama bir lanet mi? Bu çılgınlık da ne? Selina durdu. Göğsünde kalbi çarpıyordu. Nefes almaya çalıştı ama yapamadı. Bana ne oluyor? Önünde yavaş yavaş yürüyen bir at gördü ve üzerinde bir binici vardı. İnsanlar onların önünde ayrıldı ama sanki onları görmediler. Rüzgar yükseldi. Yapraklar gizemli bir figürün yolunu açıyormuş gibi farklı yönlere bir kasırga içinde uçtu. At yaklaştıkça Selina'nın nefes alması zorlaşıyordu. Binici ona yetiştiğinde at durdu. Başını indirdi ve Selina'ya baktı. Çok korkmuştu. Sürücü kolundan bir kart çıkardı ve Selina'yı uzattı. İtaatkar bir şekilde ve tek kelime etmeden ona uzandı. Parmakları titriyordu. Selina kartı alır almaz at dans etmeye başladı. Binici onu ileriye doğru yönlendirdi ve geldikleri gibi yavaş yavaş ilerlediler. Görünüşe göre sakinlerden hiçbiri bu sahneyi görmedi. Selina titreyen ellerini sakinleştirmeye ve resmini incelemeye çalışarak haritaya baktı. Haritaya mı dedi? Selina büyük arkanları toplayabilir, sorunları çözmesine ve geçmişini ve geleceğin duvabını ortaya çıkarmasına yardım edecekler. Evet. Selin öfkeden, kırgınlıktan yanıyordu. Olanlara mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştı. Ve sonunda tevazu geldi. Her şeyin gerçek olduğunu anladı. Artık gitmek için bu kadar hevesli olduğunu, bir dünya olmadığını. Sadece bu kart ve geçmişiyle dolu bir hayalet kasaba var. Ne sürünüyorsun? Bir an önce eve gitmek istiyorum. Emily hizmetçi eşliğinde yürüdü. Ona ayak uydurmaya çalıştım. Ama büyük bir çiçek sepeti yüzüne onu düzeltmek için her zaman durdu. Koşuyorum hanımefendi. Emily, dünyada şimdi sen hanımefendi misin? Tanık bir yüz gören Selina sakinleşti ve kendini toparladı. Beyniyle çılgınca çalışıyordu. Binice bana bir futbol sahasına bir ceza kartı gibi bir kart verdi. Bu durumun suçlusu olduğumun bir işareti olarak kabul edilebilir mi? Selina heyecanla nefes verdi. Sonra neler olduğuna dair bir resim kafasında oluşmaya başladı. Şehirde tanımadığım bir sürü insan var. Bu lanetin sadece bağlantılı olduğum kişileri etkilemediği anlamına geliyor. Lanet seçimi oldukça rastgele oldu.
örneğin şehir gününde yürüyüşe çıkanlar içine girebilir. Emily'ye ofiste kalmasını söyledim ama büyük ihtimalle beni dinlemedi. Serena Emily'ye yakından baktı. Buradan çıktın mı seni kovacağım, emin olabilirsin. Serena sekreterine yaklaşmadı, onu izledi. Ah! Hizmetçinin ayağı takıldı ve sepeti düşürdü. Dişekler yere düştü. Bazıları bir su birikintisine daldı. Emily durdu, histerik bir şekilde içini çekti ve talihsiz kıza döndü. İşe yaramaz kız. Serena şaşkınlıkla titredi. Böyle tonlara asla izin vermezdi. Ama Emily'nin söylediği cümle genellikle Serena'nın dudaklarından uçup giderdi. Emily sokağın her yerinde ciyakladı. Sana bir sepete bile emanet edemezsin. İşe yaramıyorsun. Yoldan geçenler onlara döndü. Hizmetçi köşedeki utanmış bir kedi yavrusu gibi sistemlere sessizce dinledi. Serena sesi çınladı. Ölümcül soğuk. Seni neden burada tuttuğumu merak ediyorum. Dedenini hatırlatır mısın? Üzgünüm ben... Emily araba utanarak baktı. Kimsenin onu azarladığını görmesini istemiyordu. Ya. Seni rahatsız edici düşüncelerini kök salmasına izin vermeyerek arkasını döndü ve yürümeye devam etti. Dikkati dağılmıştı. Sanki yıllarca çalışmıyor gibiydi. Şehirde böyle dolaşmak, hiçbir yere acele etmemek alışılmadık bir şeydi. Serena etrafına bakmadı ve nereye gittiğini takip etmedi. Ama ayaklarının kendisini konağa getirdiğini fark ettiğine şaşırmadı. Kapıda bir adam vardı. Çömelmiş ve kutunun içindekileri karıştırıyordu. Serena yavaşladı ama yine de onu duydu ve arkasını döndü. Ah sensin, merhaba Lilith. Adam bir kadının aynasını göğsüne bastırarak beceriksizce bakışlarını kaçırdı. Serena kutunun üzerindeki yazıyı görebildi. Şehre hediyeler. Al, utanma. Bu eşim için. Aynayı elinde döndürdü ve Selena'nın yanından beceriksizce geçti. İyi günler. Ve sonra aceleyle uzaklaştı. Serena kutuda ne olduğunu görmek için eğildi. Eşarp, takılar, biblolar. Hayır, işi mi yapıyorlar? Serena ilgisini kaybetti ve otele yöneldi. Ev şüpheli bir şekilde sessizdi. Serena, Liam'ın tablolara baktığını hemen fark etmedi. Figürü karanlıkta birleşti ve mumlardan sadece birkaç yansıma gömleğinin ana hatlarını çizdi. Kapanan kapının sesini duyunca arkasına dönmedi ve sadece söyledi. Geri döneceğini biliyordum. Ben bile bilmiyordum. Seninle yanına gitti. Liam resimlerden birine dokundu ve elini saygıyla üzerine gezdirdi. Başkalarının yeteneklerine karşı çok hassasım ama kendim bir başyapıtı yaratamıyorum. Hayatım Dante'nin tarif etmeye zahmet etmediği 10. cehennem çemberi gibi. Ve sadece bu resimler bana bunu unutturuyor. Sadece onlara bakıyorum ve hayranım. Beğendin mi? Ne cevap versem? Evet, tabloları seviyorum. Hayır, onlarda özel bir şey yok. Seviyorum diyelim. Liam'ın gözleri parladı. Her zaman sadece senin sevdiğim şeyleri tartışabilirdim. Teşekkürler Lilith. Peki. Liam Selena'nın elini tuttu ve minnette sıktı. Doğrudan gözlerinin içine baktı. Selena gülümsedi ve nazikçe elini çekti. Bir şey değil. Yusufayn ikinci kattan inmeye başladı ama Selena'yı Liam'ı görünce durdu. İşte buradasın Lilith. Yapacak çok işimiz var. Hemen temizlik işini yap. Misafirin memnun olmasını istiyorum. Anlıyor musun? Yusufayn Selena'yı merdivenlerin yanında bekleyen bir kova ve paçavra işaret etti. Abla, Lilith'in yapabileceğini sanmıyorum. Daha neler? Muhtemelen tüm bunları işten kaçmak için uydurmuştur. Ama beni kandıramazsın genç bayan. Bu evde kim olduğunu unutma. Josephine kibirli bir şekilde başını kaldırdı ve oturma odasına gitti. Serena kovaya doğru indi. Son basamağa oturdu. Suya batırılmış bir bezin kenarına baktı ve düşündü. Bu evde olmanın bir sebebi var. Belki buradan nasıl çıkacağımı bulurum. Ama benim de oynamam gerekiyor mu? Onlarla aynı basamağa tırmanmak için kaç kez zengin moruklarının popusunu yalamak zorunda kaldım.
Bir gün hepsinin burnunu kıracağımı bilerek aşağılanmaya kaç kez katlandım. Her zaman uyum sağlayabildim. Adaptasyon. Onsuz hayatta kalamazsın. Ve eğer hayatta kalmak istiyorsam onların dünyasında oynamalıyım. Bunun bir parçası olmalıyım. Liam seninle yaklaştı. Bir süre onun düşünceli bakışını izledi. Ama sonra dayanamadı ve güldü. Görüyorum ki iş havasında değilsin. Hadi yürüyüşe çıkalım. Devam etti ama durdu. Selena'nın onu takip etmesini bekledi. Tamam. Bahçeye çıktılar. Bahçe küçük ama şirindi. İçine meraklı gözlerden takılabilirsiniz. Birinin düşüncelerinizi okuyacağından, büzülmüş dudaklara veya ağlayan gözlere bakacağından korkmadan düşüncelere dalabilirsiniz. Sarı kantaronla karıştırılmış ıslak çimen kokuyordu. Yine başlama. Neyden bahsediyorsun? Liam elini ağacın parmaklarını okşarcasına gezdirdi. Selena'nın bakışı parmaklarına düştü. Uzun, ince, ayrı bir sanat türü gibi. Yaprakları okşadılar, ayıkladılar, sonra sıktılar, sonra açtılar. Selena yanaklarının kızardığını hissetti. Liam ağladığını fark etti. Gülümsedi ve bu gülümsemede Selena'nın daha da kızarmasına neden olan bir şey vardı. Erkekler iletişimi kurmanın nasıl bir şey olduğunu gerçekten unuttu. Liam hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam etti. İşinden kaçma. Joseph Harley itaat etsen iyi olur. Onun ne kadar kızgın olduğunu biliyorsun. Selena'nın ne hakkında konuştuklarını hatırlaması birkaç uzun saniyesini aldı. Keçer biraz tereddütle cevap verdi. Hayır bilmiyorum ve bilmek istemiyorum. En azından bir şeyler yapıyormuş gibi yap. Yine de ablam sürekli yeniden yapıyor. Mükemmeliyetçilik onu mezara götürecek. Çalar şırdadı, titredi. Sessiz adımlar duyuldu. Liam arkasını döndü ama sanki hiç olmamış gibi her şey durdu. Bahçede başka biri mi var? Liam gülerek bağırdı. Çık prima, orada olduğunu biliyorum. Yaklaşık 14 yaşında bir kız çalıların arasından sürünerek çıktı. Bir eliyle sapını bükerek bir çiçek çiğnedi. Diğer eliyle başından kayan tacı tutuyordu. Prima, bahçeyle ilgilenmeyesin, onu bozma. Yusufay çok kızacak. Hey! Prima kıyasızca omuz sikti. Aslında bahçeyle konuşuyorum, onunla arkadaş olduk. Daha sonra nasıl çiçek açacağını biliyor musunuz? Onu da mı hatırlamıyorsun Lilith? Hayır. Prima birkaç hafta önce kapımızın önünde ortaya çıktı. Geçecek hiçbir yeri yoktu ve Yusufay'ın onu yanına aldı. O kabul etti. Aslında tek başımayım. Kedi gibi. Prima Selena'nın yanına gitti ve sanki onu ilk kez görmüş gibi incelemeye başladı. Çok yaklaştı. Kıyafetlerine ve saçlarına dokundu. Prima, Lilith'i rahatsız etme. Kız homurdandı ve tekrar omuzlarını sıktı. Ve çiçeği çiğnemeye devam ederek onlardan uzaklaştı. Prima, ilginç bir ismin var. Ailen nerede? Nereden geldin? Bunu söyleyelim. Prima beli belirsiz başını salladı ve cevap vermedi. Neden Prima? Çünkü ben ilkim. Bu ne demek oluyor? Demek her şeyde ilkim. Şampiyon mu? Prima memnun bir şekilde güldü. Öyle diyebilirsin. Garip kız. Liam araya girmeden konuşmalarını dinledi. Selena ona baktı ve Prima'ya ne kadar şefkatle baktığını fark etti. Sana hiç de yakın olmayan bir şeye yakın olduğunu bilmek garipti. Liam Selena'ya yabancıydı ama Selena onun için değildi. Oturma odasından Joseph Harney'in sesi geldi. Liam aceleyle Selena'ya döndü. Temizlik yapıyormuş gibi yapsan iyi olur, onu kızdırma. Prima yüksek sesle güldü, parmak uçlarına dokundu ve tacı salladı. Şimdi eğlenceli olacak. Ama Liam Selena'yı evin içine itti. Bir kova suyun yanında durdular. Selena temizliğin ne olduğunu çoktan unuttu. Kendi hizmetçisi vardı. Komik, şimdi hizmetçi benim. Lilith inatçı olma, sonuçta bu senin işin.
Peki ne yapmalıyım? Yerleri yıkamaya başla, oyun oynama. Evet, mecbur. Of, tamam. Çömeldi, suya bir bez batırdı. Suyun ne kadar buzlu olduğunu görünce yüzünü buruşturdu. Liam gülümsedi ve minnettar bir şekilde eğildi. Seninle bezi sıktı ve iğrenerek yere attı. Tamam, her iş saygıya değer. Bu kadar kibirli olma Selena. En zor kısım başlamaktı. Selena diye söktü ve paçavrayı yerde gezdirmeye başladı. Bu pozisyonda Josephine onu yakaladı. Oh, işe başladın. Anlıyorum, bazen sıkılıyorsun. Çok garip, hatta hasta bir tabiatın var. Ama dünyanın geri kalan oyunlarına uymayacak. Birbirimizi anladığımıza sevindim. Josephine Selena'nın yanına gitti. Hafifçe eğilip avucu yanağına dokunmak istedi ve sonra devam etti. Akşam memene yetişmeye çalış. Selena sinir bozucu bir şekilde yüzünden bir staj teyini çekti. Ne hale geldik? Akşam yemeğinden önce her zaman Selena düşüncelere daldı. Beni bu insanlara bağlayan şey nedir acaba? Bir hizmetçi için fazla ukalayım. Ama buna tahammül ediyorlar ve şaşırmıyorlar. Ama bu dünya yok ya da paralel bir evrende kim yerler, bir yerlerde var. Kim bilir, belki burada hizmetçilerin tanıdık bir şekilde davranması adettendir. Ne olursa olsun onlara boyun eğmeyeceğim. Düşüncelerin akışı Josephine'in sesiyle kesildi. Bay bilmem ne, lütfen buraya gelin. Selena Rob'u tekrar gördüğünü nefesini tuttu. Nedense burada bulunması özellikle tuhaf görünüyordu. Umutsuzca bakışlarında onu tanıdığına dair en azından bir ipucu bulmak için çırpınıyordu. Ama Rob ona Josephine'e ve Liam'a baktığı gibi baktı. İhtiyatla ve konuşulmamış bir soruyla. En ufak bir tanıma gölgesi olmadan. Selena onu koridorda itaatkar bir hizmetçi gibi karşıladı. Avuçlarını karnına hafifçe bastırdı. Buranın bilmecesini çözene kadar Josephine'in çalıklarını dinlememek için rol yapacağım. Rob ona başını sağladı. İyi akşamlar. Buraya, oturma odasına. Masaya doğru gittiklerinde Selena onları takip etti ve kapılar arkasından kapattı. Liam zaten masada oturuyordu ama Rob'u görünce ayağa kalktı. Josephine harika yemek yapıyor. Umarım beğenirsiniz. Nefis kokuyor. Selena Rob'un karşısına Liam'ın yanına oturdu. Prima nerede? Bilmiyorum. Oo, her zaman bir yerlerde kaybolur. Onu beklemeyelim. Hadi dua edelim. Josephine ellerini uzattı. Rob teheccüd etti. Ancak yanıt olarak ellerini uzattı ve gözlerini kapadı. Lilith. Selena Liam'ın açık avucuna baktı. Rob'un örneği takip etti ve bu evin kurallarına boyun eğdi. İkinci kayıtta ayak sesleri de geliyordu. Selena gözlerini açtı. Yukarıda kim var? Bu muhtemelen Prima. Prima eve gelmedi. Josephine öfkeyle omuzlarını sikti. Demek cereyan. Selena ihtiyarla tavana baktı. Sanki bir karanlığın içine kaybolmuş ve onu izlemiş gibi arkasında birinin varlığını nasıl hissettiğini hatırladı. Kötü hissetti. Rob da tavana baktı. Dua. Josephine gözlerini kapattı. Bize ve bu hediyeleri kutsa, yüce... Yüce mi? Bu yeni bir şey. Onları yetiştirenleri, getirenlere ve pişirenleri kutsa. Ve bize ekmeği ve sevinci başkalarıyla paylaşmayı öğret. Öyle olsun. Ellerini aldı, peçete yağıştı ve nazikçe kucağına koydu. Afiyet olsun. Sana da abla. Bir süre herkes sustu. Sadece tabakların sesi geliyordu. Rob yavaş yavaş yiyordu. Sürekli gözlerini kaldırdı ve masadaki birine baktı. Aşırı toparlanmış, saldırmaya, kendini savunmaya hazır görünüyordu. İnsanlar dışında bölgedeki her şeyle de ilgileniyordu. Gözüne tek bir ayrıntı kaçmadı. Rob Selena'ya de dikkat etti. Önce yüzüne uzun uzun baktı. Sonra elbiselere baktı. Ellerinin her hareketini değerlendirdi. Gözlerine tekrar baktığında ona aynı şekilde cevap verdi. Rob neden ona böyle baktığını anlayamadı. Sanki bir şey söylemesini, bir şey yapmasını istiyormuş gibi. Ama ondan ne istiyor? Ve nasıl hareket ettiği, nasıl konuştuğu bu evde yabancı bir cisimdi. Basit bir hizmetçi için fazla sert, kendine güvenen bakışları vardı.
Liam onların bakışlarını fark etti. Çatalı ne kadar sık sıktığını Serena'nın gözünden kaçmadı. Kıskandı. Rob beni hatırlamıyor, bunu anladım. Ama ona güvenebilir miyim? O benim müttefikim olabilir mi? Ne müttefiki? Bana nasıl yardım edeceklerini bile bilmiyorum. Beautifine düşüncelerine odaklanmadı ve konuşmaya devam etti. Ah evet, yarın ressam portrenizi yazmaya başlayacak. Sorun değil mi? Rob ona hitap ettiğini hemen fark etmedi. Bay bilmem ne? Sonra isteksizce cevap verdi. Kabul ettiğimi hatırlamıyorum. Ah, kabalığım için özür dilerim. Eğer karşıysanız o zaman... Hayır, boş verin. Katılıyorum. Bu harika. Çok asil bir yüzünüz var. Harika olacağına eminim. Allah Allah. Bert bir sanatçı. Malikanemizin yakınında bir binada yaşıyor. Onu seveceksiniz. Onunla tanışmayı çok isterim. Herkes tekrar sustu ve yemeğin sonuna kadar sessiz kaldı. Rob masadan kalktı. Akşam yemeği için teşekkürler. Josephine peşinden koştu. Ah rica ederim. Rob Selena'ya son kez baktı ve kapıların arkasında kayboldu. Lilith masayı topla. Josephine sesi saygılıdan mağrur bir hale geldi ve buyurgandı. Genelde seninle başkalarıyla böyle konuşurdu. Şimdi biri onunla aynı tonda konuşmaya cesaret ediyor. Selena kalktı. Masadan bir tabak aldı. Ama beceriksizce bardağı fırlattı. Liam'ın onu yakalamak için zamanı olmasaydı kırılacaktı. Neyse ki Josephine oturma odasına çıktı ve hizmetçisinin dikkatsizliğini görmedi. Liam, Selena'nın elinden tabağı dikkatlice aldı ve söyledi. Sana yardım etmeme izin ver. Yardımı kabul et ve onunla yalnız kal. Ay bir su içeyim. Teşekkür ederim. Başını sağladı ve masadan tabakları toplamaya başladı. Hareketleri hızlı, hünerliydi. Uzun ince parmaklar doğanın inceliğinden bahsetti. Yaratmak için yaratıldılar. Liam, Rob'un aksine Selena'nın gözlerinin içine bakmaktan kaçındı. Bitirdiklerinde Liam oturdu ve elini masaya koydu ve sonunda Selena'ya baktı. Misafirimizi beğendin mi? Misafir işte, bana ne? Demek istediğim bu değil ve bunu biliyorsun. Selena Liam'ın bu konuşmaya başladığına şaşırdı. Kıskandın mı? Liam da onun sorusuna şaşırmıştı. Hayır, kafanda ne olduğunu bilmeye alışığım. Selena durakladı, ona ne söyleyeceğini düşündü. Hayır, sadece neden burada olduğunu merak ediyorum. Harika, şimdi bahaneler uyduruyorum. Bunu nasıl yaptı? Bunu bizi ilgilendirmemesi gerektiğini biliyorsun. Sustu, düşündü, sonra ekledi. Sanırım aramızda bir uçurum var. Açıkçası bu beni korkutuyor. Demek istediğim, genellikle böyle olduğunda kafanda bir tür plan olgunlaşır, bilirsin. Kötü bir şey yap ya da hayatın renklerini kaybettiğine karar ver. Ve onu kendi kanına boya. Kanla boyamak mı? Bir keresinde bunu yapmaya çalıştın. Kendinden kaçtığını anlayana kadar bir şeyi kovaladığını söyledin. Ama kendinden kaçamazsın ve aynaya baktığında ayna çatladı. Ruhunun pisliğine dayanamadı. Ne saçmalık. Selena sözlerinden rahatsız oldu. Liam gülümsedi ve o gülümsemeyle onu okşadı. Selena yaklaştı. Yüzüne dokunmak istedi ama fikrini değiştirdi ve elini indirdi. Sadece bana güvenebileceğini söylemek istiyorum. Ben hala aynı Liam'ım. Liam dizlerini büktü. Şimdi gözleri aynı seviyedeydi. Deli olsam bile sana sırtımı dönmeyeceğim. Tıpkı senin benden yüz çevirmediğin gibi. Hızla onun burnundan öptü. Doğruldu ve masa örtüsünü katlamaya başladı. Tamam. Geç kalma. Josephine misafiri beğendi. Ona karşı dikkatli olacak ve senden de aynısını isteyecek. Selena onu şaşkın şaşkın izledi. Burnu hala onun üstün kör öpücüğünden yanıyordu. İlk defa ilgisini ve hatta arzusunu gizleyen bir düşünce içinden geçti. Liam burada olduğuna göre gerçek dünyada da var. Nasıl biri? Ve bir gün onunla tanışabilir miyiz? Selena başını salladı.
Şimdi bunu düşünmenin zamanı değil. Liam masa ortasını katlamayı bitirdi, ona döndü, elini tuttu ve elinin arkasını öptü. İyi geceler sevgili Lilith. İyi geceler tatlım. Eğildi ve onun düşünceleriyle baş başa bırakarak gitti. Sene sonuna çıktı, merdivenlerde durdu. Akşam yemeği sırasında bu sesler, yukarıda bir şeyler olduğu belli. Burada yaşamak zorundaysam tehlikeli olmadığımdan emin olmalıyım. Dirseğinin hemen altına eline dokundu. Masayı temizlerken çalmayı başardı. Elbisesinin kumaşına bir tereyağı bıçağı hissetti. Ne de olsa bir silah. Bir adım tırmandı. İkinci katta döşeme tahtası gıcırdadı. Serine hemen dondu. Daha cesur ol. Her ikinci basamağı geçerek devam etti. Serine korkuklara yapıştı. Bu kadar da fazla. Karanlık koridor karanlığa gömüldü. Sadece kendilerini aydınlatan birkaç zavallı mum ve ışınları duvarlara gölge düşüren bir ay. Serine birkaç adım öne çıktı. Gıcırtı. Burada kim var? Döşeme tahtası birinin ağırlığı altında gıcırdadı. Gıcırtı gıcırtı. Serine bıçağı kaptı ve onun havayı kesti. Çık dışarı. Karanlıktan buruk bir ses geldi. Lilith. Serine geri tepti. Sırtını korkuklara dayadı. Neredeyse tepetaklak düşüyordu. Bıçak elinden kaydı ve yere düştü. Lanet olsun. Kim var orada? Korkuyla cesaret verdi ve bağırdı. Çık dışarı. Ses tekrar çaldı. Lilith. Aşağıya koş, kımıldığım bir mum al ve sese git. Evet. Serine mumu koştu, onu duvar avizesinden çıkardı. Kim var orada? Çık dışarı. Karanlıkta gizlenen kötülüğü korkutup uzaklaştırabilirmiş gibi bir mum aldı. Lilith. Serine yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Korku ve orada ne olduğunu bulma arzusu birleşti. Artık Serine sessiz de kaçamazdı. Gıcırtı. Serine dondu. Hevesinden mum titredi, sönmek üzere. Gıcırtı. Serine arkasını döndü. Bow! Ah! Serine sıçradı. Neredeyse şamdan düşürüyordu. Ha 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 ha! Korktuğunda çok komik oluyorsun. Serine küçük pisliği boğmak istedi ama dayandı. Sadece biraz eğlenmek istedi. Şakaların iğrenç. Çok da umurundaydı. Serine korkusundan rahatsız oldu. Stres direncim yok. Bir yandan iş, diğer tüm bunlar. Koridorun diğer ucundan Yosef Hayne sesi duyuldu. Yine dalga mı geçiyorsun Prima? Neden hala yatakta değilsin? Geliyorum. Prima sahte bir şekilde kamburlaştı ve odasına doğru yürüdü. İyi geceler. Yosef Hayne Prima'yı köşede gözden kayboluncaya kadar sıkı sıkı takip etti ve sonra Serine'ye döndü. Yardımına ihtiyacım var. Sonra yatabilirsin. Yosef Hayne Serena'yı nazikçe yönlendirdi. Artık alışma zamanı Lilith. Serena onu takip etti. Prima'nın şakasından sonra hala heyecanlıydı. Yosef Hayne mektuplarla dolu bir sehpaya oturdu. Otur. Serena karşısına oturdu. Mektuplara salımıma yardım et. Kapalı olanları buraya koy ve açık olanları buraya. Anladın mı? Tabii ki. Serena işe koyuldu. Elleri biraz titriyordu ama bu karanlıktaki bir şeyin sadece küçük bir kaza olduğu sakinleştirdi. Sonuçta bir dünya o kadar da çılgın değil. Mektupları sıralarken hiçbir sessizliği bozmadı. Buna rahatlatıcı bir şey vardı. Serena adresleri pek okumadı ama bir mektup dikkatini çekti. Zarfın üzerine yazan isim, onu yazan kişinin sinir yorgunluğunu anlatıyor gibiydi. Bu keskin eğri büğrü bir yazılarla hisleri tahmin edildi. Yosef Hayne mektubu Serena'nın elinden kaptı. Senin onlara bakmanı istemedim. Yosef Hayne hızlandı ve sanki Serena'nın diğer adreslerle ilgilenmesinden korkuyormuş gibi mektupları o kadar doğru düzgün katlamadı. Etrafı sıçlayan mektuplar incelmeye başlayınca aralarına tarot kartları belirlemeye başladı. Serena'nın kalbi anında hızlı bir titremeyle karşılık verdi.
Birkaç mektubu bir kenara attı ve iki kart aldı. Tamam. Yosefay, Selena'nın kartlara ne kadar ilgiyle baktığını, gördüklerine inanamıyormuş gibi onları nasıl saradığını fark etti. Güzeller değil mi? Selena gözlerini yavaşça kaldırdı. Tarot meraklısı mısınız? Hayır, pek sayılmaz ama çok eğlenceliler. Her kartın özel bir anlamı var. Bir efsane var. Dünyada yaşayan insanların çok genç olduğu söylüyorlar. Kör kediler gibiler. Görme yetileri yok. Dünyayı ve kendimizi tanımayı yeni öğreniyoruz. Bunun için bize evrenin sırlarını açığa çıkaran bir kitap verildi. Tarot kitabı. Diğerleri ona tanrılar tarafından gönderilen ölüler kitabı diyorlar. Selena bincinin ona verdiği kartı cebinden çıkardı. Bu ne anlama geliyor? Selena kartı Yusufayn'a uzattı. Sadece ona bir bakış attı. Küçük arkanlar tavsiye ediyor. Büyükler dikkat etmen için bağırıyor. Kartın büyük arkan. Nelere dikkat etmeliyim? Yosefay tekrar karta baktı. Elini üzerine gezdirdi. Ölüm, tarotta değişim, kişilik yeniden doğuş demektir. Sana değişme zamanının geldiğini söylüyor. Ama kartın arka tarafı dikkatini çekti. Onu nereden aldın? Söylesem inanmazsın. Yosefay Selena'ya göstermek için kartlarını çevirdi. Aynı desteden. Onları nereden aldın? Oh, onları bana yıllar önce gizemli bir misafir vermişti. Yosefay ondan nostaljiyle bahsetti. Bana tarottan bahsetti. Kartları açtı ve kaderi tahmin etti. Çok şey gerçekleşti. Bir şey hatırladı ve yüzünde bir gülümseme belirdi. Onun portresinin yapılmasını istedi. Dedi ki, bir gün biri onu görmek isteyecek. O zamanlar henüz ziyaretçilerimizin portrelerini yapmamıştık. İlki oldu. Belki seni kastediyordu. Belki de portrenin senin için çizilmesini istedi. Yosefay bu tahminle eğlendi. Selena'nın gülecek hali yoktu. Dediğinde sesi cansızdı. Göster bana. Elbette, sana seve seve göstereceğim. Selena Yosefay'ın peşinden gitti. Vücudu taşlaşmış gibi, esnek değil ama aynı zamanda Selena tahmininin doğru olacağını umuyordu. Bu Selena'nın doğru yolda olduğu anlamına gelir. Yosefay merdivenlere tırmandı ve resimlerin yanında durdu. Şurada, gördün mü? Koleksiyonumuzdaki ilk portre. Selena başını kaldırdı. Daha iyi görebilmek için birkaç adım geri çekindi. Bu o. Selena detayları göremedi ama kesin olarak biliyordu. Yosefay'a kartları veren gizemli konu Taralok'tu. Yüzü görünmüyordu ama Selena bakışlarının üzerinde piyar çinlendiğini hissetti. Sanki diyordu. Senin için geleceğim. Evet. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.